Merhaba arkadaşlar, bugün Tonguç Akademi'de periyodik tabloda neyin nerede olduğunu, yani elementlerin nerede bulunduğunu anlamaya çalışacağız. Hocam hiç işimiz yok mu bizim, hep böyle şeylerle uğraşıyoruz? Tonguç'cum bak, periyodik tabloda elementlerin nerede olduğunu anlamak için bir metot var. Eskiden hani 7. sınıfta halkalar yapıyorduk ya Tonguç. Ne halkası hocam? Bak P'yi 15 yazdıktan sonra bu atom numarasıydı Tonguç, hatırlıyorsan. Ha, ben tatlı halkadan bahsediyorsunuz zannettim. Hani böyle bir sistem vardı. 2, 8, 8 diye giden bir sistem vardı. Ha, halkalar hocam böyle, nasıl unuturum? Heh, bu halkalar dediğimiz şey elektronların bulunduğu katmanlardı aslında. Şimdi bu katmanları hocam teker teker oluşturuyoruz. Bak 15 tane elektronu varsa, 15 protonu varsa 15 elektronu vardır. Yani. 15 elektron da ikinciye 2. İkinciye 8 tane gelir. Toplam kaç oldu Tonguç? İkinciye 2. Birinciye 2. Birinciye 2. İkinciye 8 tane geldi. Toplam kaç oldu Tonguç? 10 tane. 15 olması için buraya da 5 gelecek artık, değil mi Tonguç? Bu kadar hocam. Şimdi Tonguç'un bak kaç tane halka var? 3. O zaman 3. periyot diyoruz buna. Peki kaçıncı grup, ona olduğunu anlamak için son halkasındaki elektron sayısına bakıyorsun. Hangi, kaç tane elektron var orada? 5 tane. O yüzden bu da 5A grubu oluyor Tonguç. Bu kadar basit bir sistem var. Çok iyi hocam. O zaman bak kaç halka sayısı neyi veriyormuş bize? Periyodu. Halka sayısı periyodu veriyormuş. Peki son halkadaki elektron sayısı da grubu veriyor. Evet, son halkadaki elektron sayısı da grubu veriyor Tonguç. Zayıf şimdi halka diye bir yarışma vardı hocam bu arada. Zayıf halka. En zayıf halka. Evet, bir zincirin gücü neye göre belirlenir Tonguç? Markasına göre hocam. Aferin, çok güzel. En zayıf halkasının gücüne göre Tonguç'um. Hatırlatayım sana. Bak kalsiyum 20. Açalım. 2 buraya. 8 buraya. Kaç tane oldu Tonguç? 10 tane. Bir tane daha 8 buraya. Kaç tane oldu Tonguç? 18 tane. 18 tane. 20 olabilmesi için buraya 2 gelecek o zaman. Yani illaki. O zaman söyle bakalım kaçıncı periyot? 4. 4. periyot. Harikasın. Peki kaç grubunda? 2 hocam. 2A. Süpersin. 2A grubu. Efsaneleştin Tonguç. Ben de ilkokulda 2A sınıfındaydım hocam. O ne demek ya? Yani sınıfımız A sınıfındaydım ben. 2A, 3A. Vay, öyle akıllıların sınıfı diyorsun. Evet. 2A, 2 akıllı değil mi? Aferin. İnşallah, inşallah. Çok güzel. Tonguç'um bak, bu adamın ne yaptığını daha sonra anlatacağım. Lityumun yerine bakalım bir de. Lityum. 3. 2 buraya. 8 oraya. Yok artık. 3 tane var en fazla. O zaman buraya bir tane yazabiliriz. Hocam hatasız kul olmaz. Tarkan öyle demiş. Aferin canım. Bak şimdi hemen söyle bunun periyot kaçıncı periyotta? 2 tane halka var. 2. periyot. O zaman 2. periyot. 1A sınıfı. 1A grubu. Pardon evlen. Grubu. Ama sınıfla grup aynı mantıkta değil. Dikkat et bak. Periyotla sınıf aynı mantıkta değil. Ha, doğru, Arkadaş grubunla grup aynı mantıkta. Aynen. Maç yapıyorduk, bir de sınıfta kavga çıkıyordu. Bunlar birbirine benzerler. Ama bu 2. periyotta yüzlerce element var. Bilemeyiz. Haklısınız, özür dilerim. Şimdi hocam bak Tonguç'cum. O8'de buraya 2. Oraya 0. Ya bak dikkat et, toplam 8 tane olması için buraya 6 tane gelecek. Pardon. Evladım şunu anlamadım mı hala? Hocam bazen hızlı yapayım derken hata yapıyorum. Hatta bir söz var, hızlı giden atın sıkıntı yaşadığına dair. Hızlı, onu bilmiyorum ya. Neyse tamam. Neyse. Kaçıncı periyot o zaman? 2. periyot yine. Dikkat et 2 tane halka var. Kaç A grubu Tonguç? Hocam 6A grubu. Son yörüngedekine bakıyoruz. 6A grubu. Tonguç bu konuyu çok iyi anladı. Sayeniz hocam. Şimdi birkaç tane istisna göstermek istiyorum. Ya zaten bunlar olmasa olmaz yani. Bak Tonguç, helyumun bir istisnası var. O yüzden böyle bir spastik bir durmuş, görüyorsun. Evet. Şimdi helyum dediğimiz zımbırtı. Saçların çok güzel olmuş hocam bu arada. Teşekkür ederim. Helyum kral canım, o saç değil, o tacı. Pardon. Tonguç'un bak 2 tane protonu var bunun. Bunu açtığımız zaman buraya 2 yazarız. Bitti. Evet. O zaman kaçıncı periyot? Bir kere 1. periyot değil mi yani, Tonguç? Kesinlikle. Şimdi Tonguç'um kaç grubu dediği zaman hemen aklına insanın ne geliyor? 2 geliyor. 2A grubu değil mi? Yani. Hayır, burada şöyle bir özellik var Tonguç. Periyodik tabloyu çizdiğimiz zaman şöyle bir olay var. Şimdi hidrojen burada, helyum burada Tonguç. Soy gazlar. 1. periyotta enteresan bir şekilde sadece 1A ve 8A grubu var. 2A grubu yok. Dikkat ediyor musun? Hatırladım hocam. O yüzden buna İstisna diyoruz ve 8A grubunda helyum. Aman dikkat et, buna kanma, tamam mı? Tamamdır hocam, buna dikkat edeceğim. Aman dikkat et. Bunun kopyasını hazırlıyorum hocam en kısa zamanda. Aferin Tonguç'um. Elementimiz nerede olduğunu bir de buradan bakalım. Hidrojene bakalım. 1. O zaman 1. periyot 1A grubu diyebilir miyiz Tonguç? Yani kesinlikle. Buna dikkat et. 1A grubu normalde neydi? Alkali metallerdi. Evet hocam. Ama buradakinin istisnası vardı, neydi? Ametal. Ametaldi. Sakın 1A grubu deyince alkali metal diye aman değil. Tamam, alarm kuruyorum hocam. Sadece bunda bir istisna vardı hidrojen için. Bu da istisnaydı. Hatırlıyorsun, buraya 2 yazıyorduk. Birinci periyot yazıyorduk. Ama 8A grubu. Ama 8A grubu. Normalde 2A diyesi geliyordu insanın. O periyodik tablonun şeklinden kaynaklanıyor. Aman, periyodik tablonun o şeklinden Mendeleev'in yaptığı bir şekilde. Aa, ödüllü soru. Ödüllü soru. Cevabı söyleyeyim mi hocam? Pardon. Söyleme canım, insanlar söyleyecek. Tamam. Sen niye şey yapıyorsun? Hadi bakalım.